Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin veyahut da artık parti bazında konuşmamıza gerek yok. Millet İttifakı diyelim. Bu konuyu görmezden gelmesi mümkün değil. İki gruba seslenmek istiyorum. Biri YSK'ya, Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleri. Sakın ha, sakın ha aklınızın ucundan bile geçirmeyin anayasaya aykırı bir şey yapmayı. Ben önemli bir muhalefet görevi götürüyorum. Diğer muhalefet partilerine sesleniyorum. Altılı masaya sesleniyorum. Anayasaya sahip çıkın. Türkiye bu noktaya gelmiştir. Gözümüz aydın. İnanın, sahip çıkın. 14 Mayıs'ta bu iş bitiyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tekrar sesleniyorum burada. Sayın Erdoğan daha adaylık başvurusu yapmadı. AK Parti de yapmadı, Cumhur İttifakı da yapmadı. Eğer böyle bir başvuru gelirse ve eğer Sayın Erdoğan da burada kendi nefsine yenilip anayasayı çiğnemeye kalkar ise YSK'nın buna evet demesi, altını çizerek söylüyorum, bir sivil darbedir. Müebbetle yargılanır, mahkum olursunuz. Hayatınızı geri kalan her gününü hapiste geçirirsiniz. Ona göre. Ve bunun başta ben ve Türkiye'deki her insan takipçisi olacak. Bunun ben peşini bırakmadım. Bugüne kadar, bugünden sonra hiç bırakacak değil. Recep Tayyip Erdoğan da emekli olmayı içine sindirecek. Gider milletvekili olabilir. Parlamentoda görev alabilir. Kendisine hangi şeyi uygun görüyorsa yapabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı makamındaki görevi bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye'm, gözün aydın.